Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ'ın Ankara Kahraman Kazan'daki yerleşkesinde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı NDATEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit Defens Türk'ün sorularını yanıtladı. Bu bağlamda Akşit, TF-6000 motorlarının türevlerinin yerli hücum botlarda kullanılmasının planlandığını aktardı. Yerli hücum bot projesi STM tarafından geliştirilen STMM PAÇ üzerinden yürütülmekte. Akşit şu ifadeleri kullandı: TF-6000 motoruna art yakıcı ekleyince TF-10000 olacak. Boyut, ağırlık ve güç sınıfı olarak hem Kızıl Elma'ya hem Anka 3'e hem de yerli hücum botumuza güç verebilecek. Modern deniz kuvvetlerinde kullanılan bütün gemilerde hem dizel motor hem de uçak motoru türevi kullanılıyor. Türevi diyorum çünkü uçak motorunu dönüştürerek gemide kullanılacak hale getiriyorsunuz. Bunu yaparken egzozdan çıkan enerjiyi ayrı bir türbin grubu ile dönüştürüyorsunuz. Yani itkiyi, dönmeye çeviriyorsunuz bir dişli kutusu vasıtasıyla. Bunu da geminin pervanesine iletiyorsunuz. STM'nin çalıştığı hücum bot projesi var. Ancak ilk gemilerde ithal motorlar kullanılacak. Çünkü motorların üretimi daha uzun sürüyor. Gökbey örneğinde olduğu gibi yerli motorun ilk ürüne yetişmesi imkansız. Çünkü motor projesi üründen 5 yıl sonra başladı. İlk başta platformu yapıyorsunuz, sonrasında ise komponentleri yerlileştiriyorsunuz. Motorlar peş peşe geliyor inşallah. MSB 2022 faaliyet raporunda Türk tipi hücum botun yeni tasarımı paylaşılmıştı. Tasarım STM'nin IDEF 21'de tanıttığı MPAÇ hücum bot tasarımı ile önemli ölçüde benzerliğe sahip. Proje, kontret tasarım, prototip inşa ve devam gemileri olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Tasarımın detayları incelendiğinde 8 adet atmaca lançeri, füze bazlı YSS ve 76 milim baş topu gibi silah sistemleri göze çarpıyor ve su jetinde kararın devam ettiği görülüyor. Radar olarak İSTİF sınıfı fırkateynlerde kullanılacak Cenk-SEİZ arama radarı ile benzer formda, ancak daha küçük ölçekli bir radarın olması, Cenk-SEİZ'in ölçeklendirilerek farklı deniz platformlarında kullanılması üzerine bazı planlar olduğuna işaret ediyor. STMM PAÇ ağır deniz koşullarında, açık denizde ve kıyıya yakın sahalarda suüstü ve hava savunma harbi görevleri ile keşif, karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanan, optimize edilmiş etkin tekne formu ve sahip olduğu ana tahrik sistemi konfigürasyonu sayesinde yüksek süratlerde operasyon icra etmeye haiz tek gövdeli bir platformdur.